Arkadaşlar selam. Partikül filtresi. Pahalı bir parça, tıkanabilen bir parça ama temizlenebilen bir parça. Partikül filtresini kendiniz nasıl temizlersiniz? Şimdi size güzel ve kolay pratik yöntem göstereceğim. Bunları kendi aracınızda kendiniz çok pratik bir şekilde uygulayabileceksiniz. Partikül filtresi yükselen egzoz emisyon standartlarının doğurduğu bir parça. Hemen egzoz manifoldundan sonra koyulan ve egzoz gazındaki partikül parçalarını süzen bir parça. Piyasada partikül filtresi dolduğu zaman ipteller yapılıyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çevreye çok büyük zararları var. Dolayısıyla partikül filtresi iptali yerine partikül filtresinin temizliği yapılabiliyor. Öncelikle bu aracımız 50 bin kilometrede genelde şehir içinde kullanıldı ama partikül filtresi tıkanmış. Nereden anladık? Öncelikle araçta bir çekiş düşmesi, performans kaybı oluştu. Peşinden de arızalanması yandı. Arızalanmasını gördüğümüzde arkadaşlar dikkat kesilmeliyiz. Çünkü partikül filtresi tıkalı bir aracı kullanmamız bize motorla ilgili ciddi sıkıntılar verecektir. Çünkü egzoz gazı yeterli basınçla uygun bir şekilde tahliye edilmediği zaman bu sefer ters basınç yapacaktır. Motor kısmına doğru yukarıya doğru bir basınç yapacaktır. Bu da bizim motor içerisindeki parçalarımızın deformasyonuna sebep olacaktır. Motor indirmeye kadar giden sorunlara sebep olacaktır. Dolayısıyla partikül filtresi tıkandı. İkazını gördüğünüzde dikkat almalısınız. Mutlaka müdahale etmelisiniz. Bazı araçlarda partikül filtresi tıkandığında şöyle bir uyarı gelir. Aracı yüksek devirlerde kullanın. Evet, aracı yüksek devirlerde kullanmak partikül filtresinin açılmasını sağlar. Yani tıkanan partikül filtresi için yapılabilecek en güzel ve ilk çözüm aracı yüksek devirde kullanmak olacaktır. Arkadaşlar partikül filtresi şehir içinde kullanımlarda çok çok daha çabuk dolar ama uzun yol kullanımlarında çok çok daha uzun kilometreler gidebilirsiniz. Partikül filtresi normalde tıkandığında bir resmi servise gittiğinizde size değiştirin diyeceklerdir. Temizleme olayını genelde resmi ve büyük servisler yapmazlar ama partikül filtresi ciddi pahalı bir parça. 3.000-4.000 liradan başlar 10.000 liraya kadar, 15.000 liraya kadar olan araçları da gördük. Dolayısıyla çözüm nedir? Temizlik. Partikül filtresinin sökülerek temizliği yapılabiliyor. Bununla ilgili daha önce bir video çekip yayınlamıştım. Aslında en sağlıklı yöntem bu olsa bile partikül filtresinin sökülmesi ayrı bir işçilik. Daha olayın başlarındaysak, ilk defa oldu ise ve yüksek devirlerde aracı kullanmamız partikül filtresinin temizliğine yetmedi ise güzel ve kendinizin de uygulayabileceği çözüm önereceğim. Bu şekilde temizlik sıvıları. Ben bunu özellikle almadım bu markayı. Herhangi bir markada olabilir. Çok markalar var. Ve bunun uygulaması da basit ve pratik. Bu araçta göstereceğim uygulamasını. Aracın oksijen sensörünü söküyorsunuz. Oksijen sensöründen sonra zaten partikül filtresi var. Ve şöyle bir kamışı var. Bu kamışla birlikte bu temizleyici sıvıyı hemen partikül filtresinin üzerine bunu şırınga geçeceğiz, oraya göndereceğiz ve aracı bir süre çalıştıracağız. Hatta yolda kullanacağız yüksek devirlerde ve partikül filtresinin temizlendiğini göreceğiz. Hatta egzoz çıkışındaki siyah partikül parçalarını da görmüş olacaksınız. Şimdi buyurun uygulamasına geçelim. Arkadaşlar uygulama çok basit ve herkes bunu yapabilir. Partikül filtresine en yakın oksijen sensörü ki bu aracımızda bakın gördüğünüz gibi hemen egzoz manifoldunun ilk sensörü, ilk oksijen sensörünün olduğu yer. Bu oksijen sensörünü söküyoruz arkadaşlar ve buradan bu görmüş olduğunuz köpüksü temizleme sıvısını enjekte ediyoruz. Bu sıvı köpüren bir sıvı ve temizleme özelliği var. Siz buradan uzun bir kamış yöntemiyle, uzun bir kamışla gönderdiniz. Bu temizleme köpüğü direkt partikül filtresinin ağzına gidiyor ve partikül filtresini tıkanan kanallarını temizleyebiliyor. Etkili bir yöntem. Benim daha önce uyguladığım bir yöntem. Şimdi yöntemi uygularken tabii köpüğü hemen ve hepsini enjekte edemiyorsunuz. Kademeli olarak basacaksınız ve dışarıya doğru taşmasını engelleyeceksiniz. Yavaş yavaş köpüğü oradaki hazneye yani egzoz manifoldunun bulunduğu hazneye enjekte ediyorsunuz. O köpük gidiyor ve partikül filtresinin kanallarını temizliyor. Zaten uygulama bittikten sonra da bakacağız egzozdan nasıl bir duman gelecek, nasıl bir siyah partikül parçaları gelecek. Bunu da göreceğiz. Eğer bu uygulama yaptıktan sonra partikül filtreniz kurtarmazsa, temizliği olmazsa ve arıza lambası yine yanmaya devam ederse, uyarı lambası yine yanarsa
Yapılacak ikinci işlem, partikül filtresi sökülecek ve açık temizlik yapılacak. Partikül filtresi büyük bir cihaza bağlanıyor ve bol suyla, temizleme suyuyla temizleniyor. Bununla ilgili de videomuz daha önce çekilmişti, vardı. Bu yöntemler arkadaşlar, yani partikül filtresinin temizleme yöntemleri 2 defa, 3 defa uygulanabilir. Ama artık belli bir sayıdan sonra temizlik kurtarmaz. İşte o noktada partikül filtresinin değişmesi kaçınılmaz noktaya gelecektir. Arkadaşlar aracı çalıştırdık. Arkadan müthiş iğrenç bir koku geliyor şu anda. Egzoz kokusu acayip değişti. Tabii araç bir miktar ısınacak önce. Sonra yüksek devirlerde gaz vereceğim. Daha sonra yola çıkacağım ve yolda aracı alt viteslerde ve yüksek devirlerde kullanacağım ve işlem tamamlanacak. Bakın artık siyah dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar görüyor musunuz siyah dumanı nasıl atıyor? Bu arada inanılmaz bir duman var. Çok kirletici bir duman atıyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle açık alanda yapın. İnsanı gerçekten zehirler bu duman. Arkadaşlar daha önce benim denediğim ve çok etkili bir uygulama olduğunu bildiğim için size videoyu ile anlatmaya çalıştım. Gerçekten de başarılı. Partikül filtresine tıkamadan en ucuza bu şekilde çözebilirsiniz. Arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Aracı durduğu yerde gaz verdik ve 2500 devire kadar, devir kesiciye girinceye kadar temizlik işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bundan sonraki işlemim, araçla yola çıkacağım. Düşük vites ve yüksek devirli aracı kullanacağım ve tamamlayacağım. Gerçekten çok başarılı bir işlem. Sonuçları mükemmel olacağını siz de göreceksiniz. Hem araçta bir söküm işlemi olmadan partikül filtresi yerinde durarak yapabileceğiniz en uygun, en ekonomik ve en başarılı yöntem diye düşünüyorum. Umarım başarılı olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.